İkinci Dünya Savaşı esnasında Polonya'daki Studaf toplama kampında sekreterlik yapan 95 yaşındaki kadın 10 bin kişiyi öldürmeye yardım etme suçuyla yargılanacak. Alman savcılar bir nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan 95 yaşındaki bir kadını 10 bin kişinin katliamına yardım ve yataklık etmekle suçladıklarını duyurdu. İsmi açıklanmayan kadının günümüzde Polonya'nın Sututova kentinde bulunan Stutthof toplama kampında çalıştığı belirtildi. Kamp 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'nın işgalinden hemen sonra kuruldu ve başlangıçta Polonyalı aydınların hapsedilmesi için kullanıldı. Ancak kampta çoğunluğu Yahudilerden oluşan 110 bin kişi mahkum edildi ve 65 bin kişi öldü. Soruşturmayı yöneten Almanya'nın kuzeyindeki Itzuhu kenti savcıları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Kampta sekreterlik ve stenograflık görevi üstlenen sanık, Haziran 1943 ile Nisan 1945 tarihleri arasında Yahudi makamların, Polonyalı partizanların ve Sovyet Rus savaş esirlerinin öldürülmesini emreden sorumlulara yardım etmekte suçlanıyor ifadelerini kullandı. Bununla birlikte savcılar iddia edilen suçları işlediği esnada çocuk yaşta olan sanığın, 10 binden fazla vakada cinayete yardım ve yataklık etmekle ve cinayete teşebbüsle suçlandığını ekledi. Kadının suçları işlediği esnada yaşının küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanacağı belirtildi. Son 10 yıldır Alman mahkemeleri sanıklarla doğrudan bağlantılı cinayetler ve işkencelerin yanı sıra olaylarla direkt bağlantısı olmayan kişileri de adaletin karşısına çıkarmak için çalışıyor. Nazi suçlarına ilişkin suçları için bu dönemde yargılanan kişiler arasında Auschwitz'te muhasebeci olan Oscar Grony ve aynı kampta eski bir SS muhafızı olan Reinhold Hanin bulunuyor. Ancak her ikisi de 94 yaşında toplu katliamdan suçlu bulunmalarına rağmen hapse atılmadan hayatlarını kaybetti.